Merhaba arkadaşlar, ben Utancı Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi birinci soruda yanıtımızı bolu olarak açmışız. Bakalım, bir devre var ama o soruyu okuyalım. Şekildeki 2R, 6R, 3R dirençlerinden oluşan GL devre parçasında verilen kollardan I1, I2 ve I3 akımları geçiyor. Buna göre I1, I2 ve I3 akımları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben devreye baktığım zaman bunun ne olduğunu anlamak zorunda değilim ama sonuçta burada K var. K'yi devam ettireyim. Tıkandı. Burada L var. L'yi devam ettireyim. Burada tıkandı. Eninde sonunda buraya M dedim. Şöyle bir şey yaptım M diye. Tamam mı? Baktım KM, KM. Tamam mı? Böyle bir şey yaptım. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey diyebiliriz. O zaman KM, KM var. ML, ML var. Bunlar şöyle bir şey. Yani 2R burada. Aşağıda 2R daha var. Şöyle. Burayı şöyle kapatayım geçici bir olarak. Sonra şöyle bir kablo yapayım. Bakın şöyle geliyorum. Ortası M'yi unutmayın. Sonra bir daha elemanları ML için açıyorum, tamam mı? 6R burada var. Aşağıda da 3R var. Lütfen dikkat. Böyle yaptım. Şimdi devre bu. Yani burası M oluyor bakın. Tamam mı? Yani sonrasında buraya geri döneceğim ama ayrı ayrı görmemiz bana çok büyük fayda sağlayacak. Burada gelen ana kol akımının, unutmayalım, bunu ana kol akımını I0 ile değerlendireyim. 2'ye bölüneceğini biliyorum ama sonra burada 1'e 2 bölünecek. Bak, direncin çok olduğu yerden az, az olduğu yerden çok geçecek. Yani karşımızdaki şey hem 2'ye bölünmeli hem de yeri geldiğinde 1'e 2 bölünecek ya, 3'e de bölünmeli. O zaman 2 ile 3'e bölünmesi gerekiyorsa o zaman 6'ya bölünebilen bir şey yapayım ben en iyisi. 6i diyeyim ben buna, tamam mı? Buradan o zaman 3i gelsin. Buradan da 3i gelsin. Sonra baktığımda az direncin olduğu yerden çok çok direncin olduğu yerden az akım geçecek ya, buradan 2i geçsin. Paralellerde şunu unutmayın, akımla direnci çarptığınız zaman V değerleri aynı çıkmak zorunda. 2 kere 6 12 zaten ana kolumda 6 idi. O zaman buradan da 4 olmak zorunda zaten. 4 kere 3 12 bak tuttu, görüyor musunuz? Ben o zaman şu anda her bir direnç üzerinden geçen akımı biliyorum. Buradan ne geçiyor şimdi? Şurada o zaman biz 3i diye yazıyoruz. Buradan da 3i diye yazıyoruz. 6R'den ne geçiyordu? 2i. E o zaman 2i buraya geliyorsa bak 3 gelmişti. İkisi buraya devam ediyorsa o zaman buradan i devam edecek. i aşağı iniyor. 3i de buradan geliyor. Buluşuyorlar burada. 4i yapıyorlar ve bakıyoruz 3R'den de zaten 4i geçiyor. O zaman ne oldu? i1 dediğimiz arkadaş 3i oldu. Efendim nerede o? i2 dediğimiz arkadaş i oldu. Şurada i2 i oldu. En şampiyonu da güzeller güzeli de i3 oldu. O da 4i oldu. 3-1-2 oldu. 3-1-2 oldu. Güzel oldu. 3-1-2. Bol oldu. Evet, birinci soruda yanıtımız bu anlamda boluya gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. İkinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. İkinci soruda yanıtımızı Ceyhan açmışız. Şekildeki gibi bağlanmış iç direnci önemsenmeyen KLMNP üreteçlerinin hiçbirinden elektrik akımı geçmiyor. Güzel. Bakalım neler olmuş burada. Kesinlikle sorusu. İşte buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir kere en üst kata baktığınız zaman burada yani bakın şu KLM üçlüsü ile alttaki N, alttaki P bunlar birbirine paralel bağlı. Hiçbirinden akım geçmiyorsa bunlar genişlemiyor demektir. Yani bu noktalar arasında bak bu sol taraftaki noktalar. Yani hangi kata bakarsanız bakın bu iki nokta arasında karşılıklı olarak düşünüyorum. Potansiyel fark aynı olursa o zaman tabii ki hiçbirinden akım geçmez. Şimdi bakın N üretici bu tarafa akım vermek istiyor. P üretici de bu tarafa akım vermek istiyor ve birbirlerini yenemedikleri için akım yok. O zaman yukarıdaki şu üçlüyü düşünürseniz onlar da bu tarafa doğru akım vermek zorunda. Çünkü eğer siz sağ tarafa doğru akım vermeye kalkarsanız N ile P buradan dalıverir. Yani içimizden geçer yani affedersin. Böyle dolanırız. Yani o zaman da tabii ki de akım olur devrede. Onların da böyle olması lazım. Şimdi bakıyorum. M diyor ki sağa gidelim. L diyor ki sağa gidelim. Ama Allah'tan burada K var. Bunları bir güzel ezmiş yani. K'nin dediği olmuş. O zaman burada bu katta P eksi tamam mı? L eksi M yazabiliriz. Yani şu ikisinin toplamı K'den çıkarıldığında hala sola doğru bir enerji var. Onu bir söyleyelim. N ile P birbirine eşit. Bunlar birbirini yenemediğine göre N ile P birbirine eşit. N'nin potansiyel farkı P'ninkine eşittir. Bunu söyleyebiliriz. Tamam mı? L'nin potansiyel, pardon, K'nin potansiyel farkı L'ninkinden büyüktür. K zaten bunları ezdi. Yani şöyle diyeyim bak. K
Yani sonuçta büyüktür. L artı M'den, tamam mı? İkisinin toplamından da büyüktür. Ve bu tarafa doğru böyle geliyorlar yani, tamam mı? O zaman iyi bir şey yani bu. Şöyle söyleyeyim, yani bu takımı düşündüğünüz zaman bunu isterseniz N'ye eşitleyin, isterseniz P'ye eşitleyin. Tamam, bunu da yapabiliriz yani burada. K, L'den de büyük, M'den de büyük. Nerede o? K ile kimseyi kandırmıyorum ya. Ha, K'nin potansiyel farkı L'ninkinden büyük. L ve M'nin toplamından da büyük oysa ki. K'nin potansiyel farkı L'ninkinden büyükü kabul ediyoruz. Ama L ile M'yi nasıl karşılaştıracağız? Yani K'den çıkarılan bu L değeri ile M değerini ben neye göre konuşacağım? Başka bir bilgi yok ki. Sadece akım geçmediğini söylüyorlar. Yani ben burada mesela K'yi 2 alırım. Bunu 1 alırım. Toplam 3 oldu ya, bu 4 olur. Ne oldu? Toplamları 3, 4 var. 1 kaldı. O zaman bunlar da 1, 1 olur. Tamam mı? Bak ne oldu? L ile M'yi karşılaştırma olayında 1, 2. O zaman bu 2, bu 1 de olabilir. Nereden bileceğim ben? Belki eşitler. Ya bunun hakkında hiçbir şekilde bilgi yok. Bunları burada böyle çıkardığın için yapacak bir şey yok. Yani hatta bak şöyle bir şey de diyebilirsin. Hani bunu N'ye eşitleme, bunu P'ye eşitleme var dedim ya. Sen bak bunu yap, tamam mı? L artı M artı N. Bu üçünün hani sonuçta dediğim gibi yani böyle bir potansiyel fark var. Bu üçünün toplamına eşit de. Tamam mı? İstersen K eşittir L artı M artı P'de, ama burada L ile M'yi karşılaştıramazsın. Elinde veri yok. Zaten soru kesinlikle sorusuydu. Hani bir tanesinin en azından bilinmemesi gerekiyor ya bu durumda. Yanıtımız ne olur? 1 ve 2'ye gider. Kontrol edelim tekrar. Yanıtı Ceyhan olarak açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Üçüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi üçüncü soruda yanıtımızı Edirne olarak açmışız. Çekirdek elektrik devresinde X, Y, Z konumlarını ampermetre ya da voltmetreden biri aslında bağlanıp anahtar kapadığında L ve M lambaları ışık veriyormuş. özür dilerim. K ise ışık vermiyormuş. Unutmayın diye ben hemen şunu yazıyorum. LM lambaları ışık veriyormuş. Bak bunlar tamam, LM ışık veriyormuş. E vermiyormuş. Bunu unutmamak için böyle yanlarına yazdım. Şimdi şöyle bir gelelim. Ne istiyor? Buna göre işte söylediklerimden hangileri doğrudur diye bir soru. Biz burada ölçü aleti olarak bir şeyler belirleyeceğiz. Şimdi X ve Y konumuna ampermetre bağlanmıştır. Şimdi zaten bak burası ana kol. Buraya sen voltmetre bağlarsan elektrik akımının geçmesine voltmetre izin vermez. Neden? İç direnci çünkü sonsuz kabul ediyor. Teorik olarak sonsuz kabul ediliyor. Dolayısıyla da akımın geçmesine izin vermeyecektir. Şimdi o zaman sen burada ne yapmış oluyorsun? Ne yaptın? Yani bunun geçmesine izin vermen lazım. İç direnci sıfır olan ampermetre olması lazım. Buraya geldiğimizde ya dirençten gideceğim ya da üstteki elemandan gideceğim. Bu yanmadığına göre çalışmıyormuş. Bak yanına eksi attım. Demek ki buradaki direnci beğenmemiş. Yan tarafa kaçmış. Bunun iç direnci sıfır ya. Bütün akım ampermetrenin üzerinden kaçmış. Kısa devre yapmış. O zaman X ve Y ampermetre oldular. X ve Y konumlarında ampermetre bağlıdır. Bunu yani kabul ediyoruz. Z konumunda voltmetre bağlanmıştır. Şimdi bu lambalar yanıyor. Şimdi sen buraya ampermetre yapsaydın yine iç direnci sıfır olan. O zaman niye bu dirençlerden gitsin ki? Şu ortadaki yoldan kaçardı. Demek ki burası voltmetre olduğuna göre akım buradan kaçamamış. Mecburen hem buradan hem de buradan geçmiş ve bu lambaları yakmış. O zaman Z konumuna voltmetre bağlanmıştır. Lafı da doğru. Bunu da kabul ediyoruz. Y ve Z konumlarına bağlanan araçlar. Y ve Z konumlarına bağlanan araçlar. Yer değiştirilirse ne olur? Yani burayı voltmetre yaparsak, burayı ampermetre yaparsak ne olur? Voltmetre yaparsanız, tamam mı? Sonuçta yalnız K lambası. Evet, voltmetre olunca burada mecburen K'den geçecek bu yanar. Burası ampermetre olunca iç direnci sıfır oldu ya, buradan gelen akım ortadan böyle kaçar. Resmen kenardaki dirençlerde öyle lambalarda baka kalır. Çünkü ampermetre direnci sıfır olduğu için akım neden o zaman dirençlerden gitmeyi tercih etsin ki diyoruz. O zaman gerçekten de yalnız K lambası yanar lafı da doğru oldu. Bunu da kabul ediyoruz. Ve Edirne diyoruz bu sorumuzda yanıta. Üçüncü sorumuzda Edirne olarak açmışız. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Dördüncü soru Edirne olarak yanıt açılmış. Şehir geriliminin 220 volt olduğu bir yerde en çok 24 amper akıma dayanabilen sigorta kullanılmaktadır. Bu diyelim ki
evimizin ana sigortası ki evlere gerçekten de 25 maksimum takılır. Gücü 880 watt olan fırın 660 watt olan ısıtıcı sigorta atmadan çalıştırılmak isteniyor. Ama birden fazla yani fırın ya da işte sigortalar. Bak buna göre diyor ki buna göre verilen özdeş aletlerden hangileri aynı anda çalıştırılırsa sigorta atmadan kullanılabilir. Tamam mı? Bunu tekrar tekrar söylemişiz yani sigortayı attırmayacağız. Şimdi burada öncelikli olarak şunu söyleyelim. Elektriksel gücü biz hani V çarpı I ile ifade etmiştik. Nasıl yani bulmuştuk bunu? Şuradan getirmiştik. Hani ısı olarak açığa çıkan enerjiyi nasıl ifade ederiz? Yani bir devre elemanının üzerinden birim yükün geçmesi halinde sizin birim yük adına harcadığınız enerji V'nin ta kendisidir. Yani o devre elemanının uçlar arasındaki potansiyel farktır. Siz belirli bir sürede, mesela T kadar sürede, yani ne kadar akım geçer, ne kadar yük geçer derseniz o zaman hani Q kadar elemanla yani geçtiğini ve ona göre de sonuçta orada harcanan enerjinin de ona bağlı olarak da çarpı Q diye arttığını söylemiştik. Bunun ispatını yapmıştık. Peki akımı nasıl ifade etmiştik? İletkenin kesitinden geçen, birim zamanda geçen yük miktarı Q yerine o zaman ne olmuştu? V çarpı I çarpı T'ye dönüşmüştü bu. Sonra elektriksel güce geldiğinde işte birim zamanda harcanan enerji, birim zamanda yapılan iş, birim zamanda aktarılan enerji. Burada tabii harcanan elektrik enerjisi daha doğru oluyor. Bak burada VIT vardı ya sonuçta şuraya yazdığın zaman VIT diye şunu T'ler gittiğinde bizim neden bu bağıntıyı bulduğumuz ortaya çıkıyor. Bu neden lazım? Şimdi evde kullandığınız bütün aletler arkadaşlar 220 volta göre çalışır. Hepsi de devreye paralel bağlanır. Çünkü her alet kendisi prize takıldığında 220 voltu almak ister ve ona göre çalışmak ister. Bunu da sadece paralellikle bağlayabilirsin. Paralellikle sağlayabilirsiniz. O zaman herkes rahat rahat 220 alır. Şimdi ben bu bağıntıyı kullanacağım işte. Şimdi baktığınızda P eşittir V çarpı I diye konuşuyoruz ya. Bakın şimdi burada gücü 880 olana bakıyorum, tamam mı? Şöyle bir yaptım. V'si kaç? 220 çarpı I. Ne olacak o zaman buradan? Akımı bulacağım ben galiba 4. O zaman 4 tane fırın yani buradan hani fırınlardan geçen yani sonuçta evet fırın değil mi? Fırından geçen akımın yani ne olduğunu buldum? 4 olduğunu buldum. Şimdi aynı şekilde ısıtıcıya bakalım. 660 diyor. Onu da yazdım şöyle. 220 çarpı I diye. O zaman bunun da 3 olması lazım. Yani bir tane fırın ya da bir tane ısıtıcı bu şekilde akımlar çekiyorlarmış. O zaman bakın ne yapıyorum. 4 tane fırın 16 amper çeker. 2 tane ısıtıcı da 6 çeker. Ne yaptı? 22 amper. Hiç sıkıntı yok. 24 ampere kadar problemsiz dayanıyoruz. 3 tane fırın var. O zaman 12 amper oldu. 4 tane ısıtıcı var. 12 amper oldu. Toplamda ne oldu? 24 amper oldu. Yani 24 amper akıma dayanabiliyormuş. Kıl payı dayanıyor. Hafif bir artış olsa sigorta atacak. 5 tane fırın var. O zaman burası 20 amper oldu. Her biri çünkü 4 çekiyordu. O zaman bir tane ısıtıcı da 3 çekiyor. Burada ne oldu? 23 amper oldu. Hiçbiri sınırı aşmamış. Bunların hepsi yani sigortanın atmadan kullanılabileceği sistemler oldu. Yanıtımız o anlamda Edirne. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 5. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 5. sorunun yanıtını Ceyhan olarak açmışız. Özdeş lambalar, iç direnci önemsenmeyen üreteç, R dirençleri ve A amper metresi kullanılarak şekildeki devre oluşturulmuştur. Kapalı olan K anahtarı açılıp açık olan L anahtarı kapatılacakmış. Tamam. Buna göre yani biz bu işlemi yaptığımız zaman herhalde yani soruyor. Yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi bakın devrede şu var. Hatta şöyle bir güzellik yapalım. Bu lambaların da dirençlerini R yapalım. İçimiz rahat olsun. Şimdi karşımızda sol baştan başlıyorum. Bakın R var, tamam mı? Sonra şöyle R var. R var. Bakın şunlar R R oldu. Sonra bir tek bu çalışıyor. Efendim buradan da R var. Böyle devam ediyoruz. Yol üzerinde de ampermetre var. Durum böyleydi. Şimdi K'yi açıp L'yi kapatırsak ne olur? Baştaki şu R devam ediyor. R var. Tamam mı? Bunu açtığı için bu yok artık. Şu var. R var. Devam ediyorum. Bunu kapattı ya. İki tane R var. Şimdi devreye baktığımız zaman arkadaşlar devrede herhangi bir şekilde değişiklik yok. İki tane R R böyle seri olan var. Burada da R R seri olan var. İki tane R'nin de paralel olduğu durum var. Burada da iki tane devrenin, iki tane direncin paralel olduğu durum var. Devre direnç bakımından şu anda aynı.
Yani lambalar da kendi içlerinde özdeş olduğu için. Yani dolayısıyla devrenin ışık gücü yani sonuçta yani ne olacak? Değişmeyecek. Evet, bir bakalım tabii burada sonuçta bak bu yani şöyle değil değişmeyecek derken görevler yer değişiyor. Bak bu lambaya bu anakol zaten devredeki direnç değişmediği için bunun parlaklığında herhangi bir değişiklik yok. Bu sabit şöyle yapıyorum. Bu paraleldi yani buradan gelen akım diyelim ki 2i'ydi ya burada i bölündü diyelim ki. O zaman tabii ki de bunun parlaklığında biraz azalma olacak ama bu sefer hani şey yapıyorsun ya mesela bu böyle açılınca özür dilerim yani burayı açınca bu tek kalıyor ya özür dilerim. Yani şeyi ters söyledik. Burada 2 oluyordu başlangıçta. Sen bunu açınca tabii ki de ne olacak? Mecburen bu artık iyi olmayacak, 2 olacak. Onun için bunun parlaklığında artış olacak. Ama biraz önce tek başına çalışan eleman bu kapanınca 2'yi iyi kullanmaya başlayacak. Biraz önce de bu 2'yi kullanıyordu. O iyiye dönüşecek. Yani biri ne kadar azalıyorsa öteki de o kadar artmış olacak. Onun için devrenin yani ışık gücünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu sabit kaldı, bu arttı, bu da azaldı. Ve yani görev olarak yer değiştirdiler öyle diyeyim. Birisi tekrar söylüyorum iyi akımından 2'yi akımına terfi etti. Ötekisi ise 2'yi'den iyiye düştü. Resmen yerleri değişti yani parlaklık bakımından. O anlamda ısı gücü değişmez. Aynı zamanda da zaten ısı gücü, ışık gücü de değişmiyor. Yani direnç yapımız değişmediği için ısı dediğimiz şey şöyle değil mi işte i kare r t diye konuşuyoruz ya. Her birinde iki tane r var, iki tane r var, iki tane paralel var, iki tane paralel var ve bununla buluyoruz. Isı gücümüz de değişmeyecektir. Sıkıntı yok direnç bakımından düşündüğümüzde. 3. Ampermetrede okunan değer değişmez. Nasıl değişmez? Biraz önce 2 idi, şimdi i. Azalma var. Onun için bu patlıyor. Bunu zaten başlangıçta söyledik. Ne olur? 1 ve 2 olur. Yanıtımız da evet Ceyhan olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Önce Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Altıncı sorunun çözümüyle karşınızdayım. Altıncı soruda yanıtımız Edirne. Özdeş X, Y, Z, T lambaları iç direnci önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre diyor, bir zahmet bize şunlardan bahsetsene diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi şöyle bir devreyi alalım. Şöyle bir baktığımızda mesela şunların tam ortasına şuraya sıfır versem güzel olacak. Bunların hepsinin yani EMK'sına da E diyeyim ben böyle. Üreticinin artısının baktığı tarafa doğru geçtiğince üreticinin verdiği enerjiyi alıyor. Nereye sıfır verdiğiniz çok da önemli değil. Yeter ki mümkün olduğunca devre içerisinde E, 2, E, 3, E diye yayılalım. Yani baktığında burası o zaman ne olacak? E olacak. Burası da E oldu. Aynı mantıkla bu tarafa geçtiğinde üreticinin artısının baktığı tarafa doğru geçiş yapıyorsun. Üreticinin verdiği enerjiyi alırsın. Dolayısıyla burası da E oldu. Yukarısı da ne oldu? E oldu. Bakın T'nin iki ucu E, E oldu. Enerji farkı yok. Bu noktaların enerjisinin olmadığını söylemiyorum. İki nokta arasında enerji farkı yok. Dolayısıyla potansiyel farkı yok. O zaman akım oluşmaz. T lambası arkadaşlar yanmıyor. T lambası yanmaz. Doğru. Diğerlerine baktığında nedir? Bak şöyle baktığında bir böyle dolanıyor. Sol tarafla sağ taraf birbirinin ikizi olan iki devre. İki tane üreteç var, iki tane lamba var. İki tane üreteç var, iki tane lamba var. Yani şuradan iyi akımı geliyorsa, buradan da iyi akımı geliyorsa şunlar böyle iyi olarak devam ediyor. Lütfen dikkat böyle geldiler ve buraya geldiklerinde o iki iyi olarak Y lambasından geçiyor. X ve Z parlaklık açısından birbirlerine eşitler ama Y onlardan daha parlak. Y'nin parlaklığı en fazladır lafı doğru. X ve Z'nin parlaklığı da eşittir. Bunu zaten söyledik. Evet, şimdi o zaman sorumuzda yanıtımız Edirne'ye gitti diyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, yanıtımız Edirne'ymiş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi 7. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yanıtımızı Ceyhan olarak açmışız. Özdeş KL lambaları ve iç direnci önemsiz üreteç ile kurulmuş şekildeki elektrik devresinde K lambası L'den daha parlak, K lambasının L'den daha parlak yanması isteniyor. Tamam mı? Bütün lambalar özdeş tabii burada. Öyle demek daha iyi olur bence. Daha rahat hareket edersiniz diye düşünüyorum. Buna göre 7. soruda ne istiyor? İşlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? K'nin L'den daha parlak yanması isteniyor. Birinciye bakıyorum şimdi. S1 ve S2 anahtarlarını açık bırak. Tamam. Şimdi o zaman devre nasıl oluyor? Elektrik akımı buradan gelecek. Şuradan geçti. Şimdi lütfen dikkat. Bu noktaya diyelim ki A dersem ben. Burası da A oluyor.
Burası da diyelim ki B olsun. Tamam mı? Bir A'dan B'ye şöyle bir geçiş olacak. Bir de şöyle bir geçiş olacak. O zaman bakın devre şöyle. Şu K sonra devamında yani şu üst taraftakini L olarak tek başına yakalamış olayım. Alt tarafta da şu isimsiz iki tane var. Şöyle baktığınız zaman K zaten ana kolda olduğu için her türlü buradan geçen akım L'den daha büyük olacaktır. Hatta bunların dirençlerinin hani özdeş olduğunu düşünürsek RR diye. Şuna mesela I dersek buna ne olacak? 2I dersin. Toplamda da ne olur? 3I olur. Böyle bir şey olur. O zaman zaten her türlü adamın istediği şeyi başarmış oluruz. S2 anahtarını kapatma. Bunu kapatırsak ne olur? Bunu kapatırsak bakın şuradaki A dediğim nokta var ya, A buradan içeriye dalar böyle A olur. Bu kısa devre yapar. O zaman ne oldu? Şu ikisi oldu. Devre bakın şuna dönüyor. Yine K var başlangıçta. Burada da ikisi birbirine paralel oluyor bakın. Burası da A oluyor ya. AB AB oluyor. O zaman ben böyle bir şey elde etmiş oluyorum. Bu L. Tamam mı? Şöyle. Gene ana kol olduğu için K tabii ki de L'den daha büyük bir akım geçtiğinden dolayı daha parlak yanacaktır. Problem yok. Bunda da kabul ettik. 3'e bakıyorum. S1 ve S2 anahtarlarını birlikte kapatma. Oo, şimdi bunu kapattım. Bunu da kapattım. Ne oldu? Bakın şimdi ne oldu? A burasıydı ya. Burası da A oldu. Burası da A oldu. Burası da A oldu. K'yi bir kere söndürdüm. Tamam mı? Sadece bununla bu kaldı. Mis gibi bakın şöyle bir şey oldu. Yani K kalmadı zaten ortada. Yukarıdaki L kaldı. Bir de şu isimsiz var. Yani K lambası ortadan kalktığı için bırakın hani kim kimden daha parlak. K'yi söndürdük biz. Olmaz tabii. Yanıtımız ne oldu bu durumda? Ceyhan'a gitti. Bir de kontrol edelim. Evet, yanıtımızı Ceyhan olarak açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yanıtımızı 8. soruda Edirne olarak açmışız. Şekilde özdeş KLMN lambaları ve iç direnci önemsiz üreteçle 1, 2, 3, 4 anahtarlarından oluşan elektrik devresi verilmiştir diyor. Buna göre tamam mı? İyi. Zaten çok sıra dışı bir durumla karşılaşmadık. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Tamam bakacağız şimdi. Tüm anahtarlar kapatılırsa. Valla tüm anahtarlar hoppa pardon. Tüm anahtarları kapatırsanız arkadaşlar. Üçü bir kere paralel oldu bakın. Bunlar böyle bağlandı. Buraları da böyle bağlandı. Yol üzerinde kim var? Bir kere ana kolda neye var ya? Ana koldan akım gelecek. Ondan sonra bu paralel gruba dağılacak. Ne? Tabii ki de en parlakları oldu. KLM paralel oldukları için ve özdeş oldukları için tabii ki de eşit parlaklıkta yanar. Yani onda bir problem yok. Şimdi 1, 2, 4 numaralı anahtarlar kapatılırsa. 1, 2, 4 numaralı. O zaman bu çalışmıyor şu anda. O zaman N buradan gelecek. Yani K'den ve şu L'den geçecek. Bu ikisi paralel olacak. Bakın şöyle oldu yani. Şöyle bir şey oldu. Burası K. Aşağıda da L olsun şöyle. Tamam mı? Devre buna dönüştü yani. N lambası en parlak yanan. Zaten N ana kolda yani her durumda siz sönseniz bile yani yeter ki bana yol verin. En parlak ben yanacağım bir kere yani. O garanti yani. Buna da kabul ediyoruz. 3'ü okuyorum. 2 ve 3 numaralı anahtarlar birlikte kapatılırsa 2'yi ve 3'ü kapattık. O zaman bakın ne oluyor? Buradan çıkan akım geliyor. Şöyle geçiyor. Şöyle geçiyor. Ve böyle gidiyor. Tek bir kablo oluyor. Bütün lambaların üzerinden aynı akım geçiyor. Yani hepsini ne yapmış oluyoruz? Böyle seri bağlamış oluyoruz. 4 lambayı da. Hepsi birbiriyle seri olduğu için hepsinin parlaklıkları da eşit olacaktır. Az ya da çok demiyoruz. Dikkat edin. Parlaklıkların eşit olması üzerinden geçen akıma bağlı oldu. Bunu da kabul ediyoruz. Yanıtımız da Edirne oluyor. Bir daha bir kontrol edelim biz. Evet, yanıtımızı Edirne olarak açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.